Hekimin Sayın Ciyaner'le yaptığı röportajdan anladığım kadarıyla olumlu bazı tespitler ve sonuçlar almış. Sayın Ciyaner'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne taban bazında, oyu artırmak bazında yapabileceği hiçbir katkı yok. Benim tespitim şu. Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail, salon siyaseti yapıyor. Hep fikir veriyor, memur kafası var, alt üst edebiyatı yapıyor, halktan kopuk, sokaktan habersiz. Önce bu zihniyetin değişmesi lazım. Bence Cumhuriyet Halk Partililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün altı okunu tekrar okumaları gerekiyor. Sadece sayabiliyorlar. Ama gerçek anlamda içselleştirmemişler. Mustafa Kemal Atatürk'ün koruduğu bir partinin bu ülkenin başına bela olmuş, terörist başına güzelleme yapabilme hak ve yetkisi olamaz. Buradan sen hiçbir sonuç alamazsın. Bir daha söyleyin hocam, anlamadım. Bak tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediğini söyleyen birilerinin yaptığı güzellemelerin destekçisi görünümünde bir parti konumunda görülemez. Mustafa Kemal Atatürk bu partiyi bunun için kurmadı. Bu ülkedeki ana meseleyi anlamıyorlar. Sokaktan kopuklar. Bak net söylüyorum bunu. Bir diğer husus, Sayın Ciyaner ve benzeri, yani Sayın Ciyaner gibi yüksek rütbeli memurların toplumda karşılığı yok. Ben olduğuna inanmıyorum, kusura bakmasın. Partide esnaf yok, tüccar yok, işçi yok. Hep elitler. Olmaz. Hep elit. Esnaf var hocam. Hep elitler. Esnaf. Bak, tekrar ediyorum sana. Sokağı dinlemiyorlar. Sokağın istediğine cevap veremiyorlar. Ben her şeyi bilirim zihniyeti var. Hatta hep diğerlerinde, kendilerinde hiçbir şey yok. Hiç kendilerine fatura çıkaran yok. Hatayı kabul etme yok. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin vitrini statikocu, hantal, dışa kapalı ve salon edebiyatı yapmak üzerine kurulu. Daha da bitmedi. Şuradan birkaç şey söyleyeceğim. Kaç isim seçimlerden önce anlı isimler seslerini çıkarabildiler de itirazlarını yapabildiler. Niye şimdi konuşuyorlar? Hani Tanju Özcan'a neredeyse affedelim deli diyorlar değil mi? Ha efendim sen ne yaptın? O önceden de sesini çıkarıyordu. Hakkı var. Ekrem İmamoğlu çıkarıyordu. Ha bak. İmamoğlu ile ilgili şunu söyleyeyim sana bir cümle. Orada hakkını yemeyelim bak, yani. Bir söyleyeyim sana. İmamoğlu'nun manifestosunun hiçbir anlamı yok. Karşılığı da yok. Sayın İmamoğlu'nun eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne adaylık, başkanlık düşüncesi varsa bunu cesaretle açıklamasını bekliyorum. Doğru, ben. Doğru. Lafı kıvırmadan, doğru. Döndürüp dolaştırmadan. Sayın Ciyaner'in o anlamda eleştirisi yerinde. Ama ben Sayın Ciyaner konusunda ve fikirleriyle ilgili daha solda yer almak, daha solda yer almak nedir ki? Daha solda yer almakla neyi başarabileceğini zannediyor Sayın Ciyaner? Yani daha fazla toplumdan kopmak mı? Marjinalleşmek mi? 21. yüzyılın 3. 10 yılının gerçeklerinden kopmak mı? Ya da hakikaten François Mitterrand gibi olup da De Gaulle'cülere karşı gelip gerçekten kendi programını çizip ama halka inmek mi? Yoksa elitist takılmak suretiyle her şeyi ben bilirim diyerek tepeden ince konuşup da bugüne kadar yürütülen siyasette kaybedilen seçimlere yenilerini eklemek mi? AK Parti'yi daha mı güçlendirmek? Cumhurbaşkanlığı daha mı yerini zeminini sağlamlaştırmak? Nedir yani? Neyi söylüyorlar? Neyi anlatıyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'yim diyorsun. Kuruluş amacın belli diyorsun. Bugün oy alman kesimden oy alamıyorsun. Bunu da şuna bağlıyorsun. Diyorsun ki televizyonlar elinde. Devletin hazinesi elinde. TRT izliyor. Hepsi elinde. Hepsi elinde diyorsun. Dolayısıyla bunu bir mazeret görüyorsun. Tamam doğru. Ne yapabiliriz ama? Demek ki sen halkla bütünleşemiyorsun. İnemiyorsun. Salonda kalmaya ve salon edebiyatı yapmaya devam ediyorsun. Halkın içinden gelenleri de küçümsüyorsun. Elinin tersiyle itiyorsun. Onlar bilmez ben bilirim diyorsun. Sen bilirsen bu zamana kadar ne yaptın? Ne yaptın yani? Partinin oyu belli. Getirebildiğin yer belli. Bir milim öteye götüremiyorsun. Daha sola gitmekle partinin oyunu %25'ten %40'a mı çıkaracaksın? Nasıl çıkaracaksın? Söyle bana. Nasıl çıkaracaksın? Mustafa Kemal Atatürk'ün özüne dönmekse bunu açıkça söyleyeceksin. Ve yapacaksın. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve esaslarına dönmekse daha solcu olmakla mı başarılabiliyor bu?